Şimdi de sırada siyaset var. İç siyasette Cumhuriyet Halk Partisi'nde tüzük kurultayı süreci Sivas'tan başladı. Tabii Sivas'tan başlatılan bu tüzük kurultayı süreci öncesinde Trabzon Kliği'nin tartışmasız desteğini arkasına alan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile daha önce Kemal Kılıçdaroğlu arasındaki görüşmeyi çokça konuşmuştuk, çokça tartışmıştık. Ama geldiğimiz noktada geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş, Özgür Özel üçlüsü de bir araya gelmişti. Bu sefer CHP kulislerinde acaba ne oluyor? Yeni bir birliktelik mi var? Ya da kim ne diyor şeklinde farklı tartışmalar oldu. İçeride neler konuşulduğuna dair birçok şey söylendi, birçok şey konuşuldu. Ama bugüne geldiğimizde Sivas'ta Özgür Özel'in başkanlık ettiği ve eski genel başkanların da yoğun bir katılım gösterdiği tüzük kurultayıyla ilgili toplantıda gözler eski başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu aradı. O yoktu. Peki kimler vardı? Haberimizden izleyelim. İktidar ilişkimiz Sivas'tan başlıyor. Kılıçlar çekildi. CHP'de kongre süreci başladı. Sivas Kongresi'nin ilk kurultayımızın 105. yılında yeniden bu güzel cumhuriyet kentindeyiz. Yeniden Sivas'tayız. Sürece sembolik olarak Sivas'tan start verildi. Özgür Özel önce Sivas Kongresi'nin 105. yılı etkinliğine katıldı. Ardından 2. yüzyıl değişim kurultayını başlattı. 2. yüzyıl değişim kurultayımızın açılışını bugün burada hep birlikte yapıyoruz. Eski genel başkanlar Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın da salondaydı. Tüzük kurultayını seçimli kurultayına dönüştürmek için zemin yoklayan Kemal Kılıçdaroğlu ise yoktu. Kısır kavgalarla, şahsi tartışmalarla değil ve kavga etmeden kalkın partimizi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisini iktidar yapalım. Çankaya'da bir Cumhuriyet Halk Partisi Cumhurbaşkanı olana bu ülkeyi yeniden Gazi'nin partisi yönetene kadar devam edeceğiz. Yürüyelim arkadaşlar. Ankara'ya gidiyoruz. İktidar yürüyüşümüzü başlatıyoruz. Sembolik açılışın ardından tüzük kurultayı Ankara'da Ato Kongrezyum'a taşınacak. Resmi açılışı 6 Eylül Cuma günü yapılacak ve parti programı değişikliğinin ardından 9 Eylül'de sona erecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.